takım oluşturma Webster sözlüğüne göre takım birlikte çalışan insanların grubudur. Benzer başka tanımlarda yapılmıştır. Örneğin, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmak üzere örgütlenmiş gruptur. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için birbirlerine yardımcı olan, işbirliği yapan, paylaşan ve birbirlerini tamamlayıcı becerilere sahip bireylerden oluşmuş gruptur. Birlikte herkes daha fazla başarır. Takım sıradan insanların sıradan olamayan sonuçları almasına yardımcı olur. Diğer bir deyişle takım herkesin sınırlarının ötesine geçmesine olanak tanır. Takım çalışmasının faydaları şu şekilde özetlenebilir. Başarılı takımlar şunları gerçekleştirir. Verimlilikte artış, kalitede artış, etkinlikte artış, yaratıcılıkta artış, Takım üyeleri yalnız çalışırken geliştirmedikleri fikirler geliştirebilirler. Memnuniyette artış, streste azalma, yüksek moral ve motivasyon. Takım çalışması, problemlerin daha başarılı teşhis edilmesini, problemlere daha iyi çözümler üretilmesini, daha iyi kararlar alınmasını sağlar. İş yükü ve sorumluluğun paylaşılması, fikirlerin çeşitliliği, yeteneklerin bilgi ve becerinin çeşitliliği sayılabilecek diğer faydalarıdır. Takım çalışması ilkeleri şunları içerir. 1. Liderlik. Lider takımdan sorumludur ve takım üzerinde yetkiye sahiptir. 2. Ortak hedef. Takımın her üyesi hedefe odaklanmalıdır. Takım hedefleri bireysel hedeflerden önce gelir. 3. Açıkça tanımlanmış roller. 4. Kaynak paylaşımı tüm maddi ve aynı kaynakların paylaşılması gerekir. Fikirler paylaşılması gereken değerli kaynaklardır. 5. Etkili iletişim 6. Tutarlı çaba Maksimum takım etkinliği maksimum bireysel çabayla mümkündür. Takım üyelerinin bireysel farklılıkları kabul etmesi ve desteklemesi gerekir. 7. Bastırılmış ego Tüm takım üyeleri, takımın başarısının yararına, gerektiğinde kendi egolarını baskılamaktan sorumludur. Takım oluşturma bir grup yabancının bir araya gelmesiyle başlar. Ortak bir hedefe kilitlenmiş bütünleşik bir yapı kazanmasıyla son bulur. Takım kurma zaman alır ve bazı aşamaları takip eder. Takım olgunlaştıkça üyeler yavaş yavaş birbirlerine uyum sağlarlar ve karşılaştıkları baskılarla baş etmeyi öğrenirler. Sonuç olarak takım kurma, bir araya gelme, çatışma, normların oluşması ve performans gibi bazı öngörülebilir aşamalardan oluşur. Bir araya gelme, takım oluşturmanın ilk aşamasıdır. Bu aşama şunları içerir: Takım üyeleri ve görevle tanışma, sorunun tanımlanması ve stratejinin belirlenmesi, hedeflerin belirlenmesi, açık ve net yönlendirmelerin sağlanması, bireysel rollerin belirlenmesi, normlar, güven ve iletişimin geliştirilmesi takım oluşturmada ikinci aşama çatışmadır. Bu aşamada takım üyeleri şunları yapmaya çalışır. Farklılıkları ve birbirini anlamak, problem, amaç ve hedefleri netleştirmek, temel sorunları netleştirmek, görevleri tanımlamak, rolleri ve sorumlulukları tartışmak, kişiler arası becerileri sorgulamak, varsa çatışmaları çözümlemek, direnci ortadan kaldırmak. Üçüncü aşama normların oluştuğu aşamadır. Bu aşamada takım üyeleri şunları gerçekleştirir: Birlikte akıcı bir çalışma, rolleri ve ilişkiler oturtmak, uzlaşmaya aramak, temel kurallar üzerinde anlaşmaya varmak, daha destekleyici bir ortam yaratmak, takım kuralları ve prosedürlerini kabul etmek, problem çözmek için işbirliği yapmak, takım ruhunu geliştirmek, geri bildirim almak ve vermek. Takım oluşturmanın son aşaması performanstır bu aşamaya ulaşan takımlar sonuca varır. Bu aşamada takım üyeleri görevlerine odaklanır ve verimli bir şekilde çalışır, işbirliği yapar, kararlar verir, problemleri çözer, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlar, grup içi çatışmaları önleme becerisi kazanır, takımına bağlılık geliştirir. Takım oluşturma sürecine bir aşama daha eklemek mümkündür. Bitirme bitirme görevin tamamlanması ve takımın dağıtılması ile ilgilidir. Etkin ve etkili takımlar kurmak için yapılması gerekenleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Takım üyelerini belirlerken seçici olmak, üyeleri tanımak, takıma yeterli sayıda üye dahil etmek, roller, beklentiler ve sorumlulukları açıkça tanımlamak, yararlı davranışları pekiştirmek, uygunsuz davranışlara karşı koymak, tutarlı ve sürekli etkileşim sağlamak, Koçlukla takım oluşturmayı entegre etmek, destek sağlamak, takım etkileşimini teşvik etmek. Başarılı bir takımın özellikleri. Takım oluşum süreci genellikle stresli ve kaotik bir süreçtir. Bu süreçte her takım aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. İstek. Birlikte çalışmaya istekli olmak. Sabır. Sakin olmak ve hemen yargıya varmamak. Güçlü iletişim. Sorunlar ve duygular hakkında açıkça konuşmak. Güven. Adanmışlık. Uyum ve esneklik. Açık fikirli olmak, farklı fikirleri ve değişimi kabul edebilmek. Destek. Katılım ve katkı. Yenilikçilik ve motivasyon. Bu bölümü Henry Ford'dan bir alıntıyla bitirebiliriz. Bir araya gelmek bir başlangıç, beraberliği sürdürmek ilerleme, beraber çalışmaksa başarıdır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için burada listelenen kaynaklara başvurabilirsiniz.